Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videom zımparalar üzerine. Hangi zımparayla nereleri zımpara yapmamız ya da zımpara yapmamamız gerektiği üzerine video çekeceğim. Elimde şu an tüm zımparalar mevcut. Macun öncesi, macun sonrası ya da astar zımparası ya da boyaya hazırlık bunun gibi şeyler arkadaşlar. Macun çekmeden önce kullanmamız gereken zımpara arkadaşlar 80, 120 ya da 240 zımpara. Neden derseniz hani 80 zımpara bayağı bir kalın 120'ye göre. 120 de 240'a göre bayağı bir kalın. Göstereyim size arkadaşlar. Bu 80 zımparamız. Bu 120. Bu da 240 arkadaşlar. Bu zımparaları eğer vuruğumuz büyükse 80 zımpara geçmemiz gerekiyor. Eğer orta seviyeli bir vuruğumuz varsa 120 geçmemiz gerekiyor. Hafif bir çizik falansa 240 geçmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunları geçtikten sonra macunumuzu çektik. Tamam. Macun çektikten sonra kullanacağımız zımparalar gene aynı zımparalar arkadaşlar. Eğer kalın bir macun çektiysek 80 zımpara. Orta derece bir macun çektiysek 120. Az bir macun çektiysek hani çizik olsun şey olsun taş izi falan 240 zımparayla zımparalayabiliriz. Bunları da tabii kademe kademe yapmamız lazım. Kalın macun çektik. 80 zımpara yaptık. Ardından çizikleri minimuma indirmek için 120 zımpara vurmamız gerekiyor üstüne. O çizikleri de daha da düşürmek için 240 vurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu macun çekmeden macun çektikten sonraki yani vurmamız gereken zımparalar 80, 120 ve 240 arkadaşlar. Eğer aracımız gri renkte falansa 320 zımpara da vurmamız gerekir. 320 de böyle arkadaşlar. Fazla bir şeyi yok hani. Neden 320 vururuz arkadaşlar? 320 vurmamız gri renkler biraz daha çok hatayı gösterir. O yüzden 320 vurmamızda fayda var. Hani çizikleri minimumu indirmek öyle diyeyim. Çünkü astarı attığınız zaman çizikler kapandı gözüküyor. Her şey bitiyor, boyanıyor falan, vernikleniyor. Bir iki ay sonra o emiyor arkadaşlar vernik olsun astarı. Bu sefer çizikler ortaya çıkıyor. Hani çok güzel bir görüntü sağlamıyor. O yüzden çizikleri minimuma indirip astarı vurduğumuz zaman her şey daha güzel olacaktır. Astar zımparasında kullanmamız gereken zımparalar ise arkadaşlar 320, 400 ve 500 arkadaşlar. Neden tekrar 320'yi kullanıyoruz? Eğer astarımız kalınsa 320 ile alabiliriz. Astarımız kalınsa 400 vurursak yarım saatte bitireceğimiz işi 1 saatte bitiririz. Öyle söyleyeyim çünkü 400 daha ince olduğu için işimiz hızlı olmaz. Hızlı yapmak istiyorsanız astarınız kalınsa 320 vurmanıza fayda var. 320'den sonra 400, 400'den sonra 500. Gene bu da kademe kademe. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü her şeyi minimuma indirmemiz lazım. Çizikleri minimuma indirmemiz lazım. O yüzden kademe kademe vuruyoruz arkadaşlar. Araç gri renkse sulu 600 geçmenizde fayda var. Çünkü gri renkler dediğim gibi bütün hataları direkt gösterir. Çizikleri de gösterir. O yüzden sulu 600 geçerseniz sıkıntı olmayacaktır. 320 bakalım 400 ve 500 arkadaşlar. 320, 400, 500 ise astar zımparası için olan zımparalar. Burada bir de 800 zımparamız var arkadaşlar. Bu 800'ü de astarın üstüne geçebiliriz. Bu 800'ün özelliği 800 geçtiğimiz yerlere sadece vernik atmamız yeterli olacaktır. Boy atmamıza gerek yok. Eğer 800 değil de 500 geçersek oraya boya atmak zorundayız arkadaşlar. Neden derseniz boya atmazsak zımpara çiziği belli olacaktır. Ama 800 geçip üstüne vernik attığımız zaman o belli olmuyor. Ama 500 geçip üstüne vernik atarsak orada zımpara izlikleri belli olur. Onun dışında söyleyeceklerim yani 800 zımpara
Sadece vernik atacağımız yerlere 800 zımpara geçmemiz yeterli arkadaşlar. Onun dışında elimde şöyle 3 tane zımparamız kaldı. 1000, 3000 ve 6000. Tam tersiymiş, pardon. 1000, 3000 ve 6000 arkadaşlar. Bu zımparalar ise boyandıktan sonra, her şey bittikten sonra, boya tozu olsun, vernik tozu olsun ya da akıntı olsun, onları bununla almamız gerekiyor. Bu zımparalar o işe yarıyor arkadaşlar. 1000 zımparayla tozu alıyoruz arkadaşlar. Makine zımparası. Bu makineyle alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Elle de kullanabilirsiniz. Ondan sonra 3000 geçip ondan sonra 6000 geçmeniz lazım aynı yeri. Neden böyle bu da kademe kademe yapıyoruz? Çizikleri en düşüğe düşürmek. Ben 1000 zımpara vurup da üstüne pasta vurduğum zaman gene çizik değil de, hani orası parlar, çizik kalmaz. Ama yandan baktığınız zaman dalga dalga yapar. Çünkü 1000 kalın olduğu için. Bundaki amaç 1000 geçip, 3000 geçip, 6000 geçtiğin zaman bütün çizikleri minimuma indirmek arkadaşlar. O yüzden pasta vurduğumuz zaman hiçbir şey belli olmaz. Böyle kademe kademe geçersek. Bu videomda da anlatmak istediğim bütün zımparaları kademe kademe vurmamız lazım arkadaşlar. Hani çizikleri yukarıdan aşağı doğru minimuma indirmek. Eğer böyle bu şekilde kullanırsanız hiçbir şekilde defo falan, hani böyle hata falan kalmayacaktır. Ya da bir iki ay sonra problemlerle uğraşmayacaksınızdır. Hani uğraşmazsınız. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Diyeceklerim benim bu kadar. Hani bazı arkadaşlar şöyle videolar çek, böyle videolar çek diye yorumlar yazıyor. En kısa zamanda öyle videolar da çekeceğim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Böyle videolar daha çok gelecektir.